Bizim de bir arkadaşımız var. Çeşitli şikayetleri var. Ona da böyle şikayeti olan bölgelerden böyle iç organlarıyla konuşma şansı veriliyor. Bakalım nasıl bir diyalog gelişiyor, sıkıntı çözülebiliyor mu, izleyelim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mustafa Bey, Doktor Mustafa Bey siz misiniz? Evet efendim, benim. Ben uzman doktor Mustafa. Mustafa uzman. Merhaba. Merhaba, ben de Nezaket. Efendim, karın bölgemde böyle bir şiddetli bir ağrı var. Nedir, ne değildir bilmiyorum. Gezmediğim doktor kalmadı. Sizi bana tavsiye ettiler, ne olur yardım edin. Lütfen, lütfen. Şöyle buyurun efendim, buyurun. Buyurun Nezaket Hanım. Şöyle kahvaltı ettiniz mi? Evet, evet. Bir şeyler atıştırdım efendim. Evet. İşte bir bardak çay içtim. Evet. Bir dilim çikolatalı ekmek yedim. Evet. Bir dilim peynir. Evet. İşte 36 tane zeytin, 8 tane jambon, sigara böreği, sosis, omlet, öyle atıştırdım. Efendim siz Bayburt ilinin günlük ihtiyacını yemişsiniz kahvaltı. Kusura bakmayın, bu ara biraz depresyona girdim de kendimi yemeğe verdim. Neyse, olsun efendim. Hiç değilse tok olmanız güzel, çünkü onlar da artık uyanıp çalışmaya başlamışlardır. Kimler? İç organlarınız. İsterseniz onlara dönelim ve sorunu kökten çözelim, ha? İç organlarımla mı konuşacağız? Evet. Hani böyle MR, ultrason gibi bir şey mi? Hayır efendim, öyle bir şey değil. İsviçreli bilim adamları yine boş durmadılar ve yeni bir icatta bulundular. Şimdi bu sayede biz onlarla birebir iletişim kurup dertlerini kendilerinden dinleyebileceğiz. Çok güzel bir şey, çok sevindim ben. Niye bu kadar sevindiysem? Çok sevindim. Nasıl çalışıyor peki? Şöyle efendim, buyurun bu hapı içiyorsunuz ve organlarınızla birebir iletişime geçip sorunu kökünden çözebiliyoruz. Hapla. Hapla. Sorgulamıyoruz hapı. Hayır efendim, hiç sorgulamıyoruz. Lütfen buyurun için. Biz de mikrofonunuzu açayım. Buyurun efendim. Buradan da sistemi açıyorum. Evet. İşte burada. Çok güzel, çok güzel. Bunlar mı organlarım? Evet efendim, bakın. Üstte gördüğünüz akciğer, yanındaki kalp, alttaki şu mutsuz olan mide, şurada pembeli duran bağırsak, müdür de diyorlar. Ve onun yanındaki de nasıl desem, annelik organınız, ana rahmi. Ana rahmi mi? Bıyığı var. Ya benim rahmim erkek mi? Hanımefendi, hiç rahim adında kadın duydunuz mu? Tabii ki erkek. Yani bunda şaşacak ne var? İsterseniz ben mikrofonunuzu açayım ve siz artık iletişime geçin. Açın, açın. Buyurun. Organlarım. Organlarım, beni duyabiliyor musunuz? Kız, bir ses mi geldi yoksa? Aha, bundan geliyordur, bundan. Sabahtan beri emükleyemedin sigara böreğini. Kurul da kurul, kurul da az öteye kaydı. Dürtme ya, zaten doluyum. Aa, duymuyorlar beni galiba. Organlarım, ben sahibiniz Nezaket. Aa, kız, vallahi bizim ev sahibi bu. Sonunda duydu sesimizi, haspam. Anam bizim dış cephe bu muymuş? Ambalaj can canlı ama ürün kofti demek ki. Şuna bak, havan baksın. Ay! Organlara bak ya. Yani rahim atarlı, kalp desen teyze olmuş artık. Aa, teyze mi? Ya ne olacaktım? Shakira gibiydi kalptim ben be. Senin yüzünden Şaküle teyzeye döndüm. Her yerlerim kırıldı, her yerlerim ezildi, büzüldü. Ergen telefonu gibi kırık çizik içindeyim ya. Çok çekti bu kalp, çok. Şuna bak, göçüme döndü. Göçüm, göçüm oldu. Her yerim göçüm, göçüm. Bir gün yüzü görmedi bu kalp. Ay bayağı kalbim dövünüyor. Ben size ne yaptım ya?
Ay daha ne yapacaksın acaba? Ayakta yolcu toplayan minibüsçü gibi herkese selektör çakıyor. Evet. Bıktım be. Yeter ya. Ay ağzımı almak istemediğim bir peynir türü gibisin sen. Kaşar. Olsa da yesek. Vallahi kinaya yapmıyorum ya. Mideyim ben, canım çekti. Ay yalnız bir dakika, ben o sizin bahsettiğiniz gibi biri değilim. Ben sıcakkanlı bir insanım. İnsanlar benim iyi niyetimi suistimal ediyorlar. Allah Allah, ben senin içini biliyorum, içini. Gece 12'de uyudun mu diye mesaj atan adama bile atıyorsun sen. Ay ne var canım, çocuk kalbimi kazanmaya çalıştı. Ah bak, tabii gece 12'de de işi kalpleydi onu. Gece 12'de mesaj atan o soysuzun bu organlar içinde hangisiyle derdi olduğunu ben burada söylemek istemiyorum. Çok iyi dedi. Söylemeyeceğim. Sen bana mı laf çakıyorsun ki? Yok canım, senden ne alakası var be? Ay aman bulaşma şuna. Gerim gerim gergin gene zaten. Ya neyse, şimdi ben burada doktor olarak müdahale etmek zorundayım. Rahim Bey. Rahim Bey. Siz niye böyle gerginsiniz? Niye mi gerginim? Ben burada zamanla yarışıyorum canım. Benim yaşım geçiyor, yaşım. Aha bunun yüzünden hep evde kalacağız böyle. Ay ne varmış canım benim yaşımda? Ben istemediğim için evlenmiyorum bir kere. Yoksa elimi sallasam ellisi. Havan batsın ha senin. Hadi elini salladın, birini buldun. Flört ettin bir sene. Adamla evlendin geçti bir sene. Buraya çocuğun gelmesi 3 seneyi bulur. Zaten 5 seneye beni kaldır at. Tamam canım, tamam sen gerilme. Uygun bir kısmet bulduğumuzda ben de yapmayı düşünüyorum çocuğu, merak etme. Düşün, düşün, sen düşün. Düşün, düşün. Sen güzel düşün. Bu ne bu? Boş beşik. Fatma Giri'nin o filminde. Boş beşik filminde hatırlıyor musun? Yavrusunu o nursuz kartal viyah, viyah diye kaçırdıydı da neler çektiydi o kadın. İşte... Pardon şimdi bak. Şu ana kadar her şey güzel gidiyordu. Gerçekten her şey yaşatılıyordu bu sahnede ama o kartalın öyle bağırması olmadı, inandırıcı olmadı yani. Anla, sen benim rahim olduğuma falan inandın yani. Evet, oradan alalım o zaman. Bu ne bu? Boş beşik. Fatma Giri'nin Boş Beşik filminde yavrusunu o kartal, o nursuz kartal, o vahşi kartal. Viyah! Viyah! Diye. Nasıl kaçırdıydı? Karının içi yanıyordu. Ben de öyleyim işte. Daha çocuğum olmadan bana o acıları yaşattın sen, nursuz karı! Bütün organlarınız size karşı dolmuş Nezaket Hanım. İnanamıyorum. Şimdi organlar sizi de anlıyorum ama sorunun merkezini bulmazsak hepimiz için durum zorlaşacak. Şimdi ben mide bulandırmak istemem ama bu bağırsak bütün gün kımıl kımıldı böyle elma kurdu gibi. Bence sorun onda. Söz kız mide fesadı. Anca ona buna laf sok ortalığı karıştır. Foseptik çukuru. Hayır yani. Ben ne yapmış olabilirim? Ben bu vücutta en çok çalışan organım. Heh, çok güzel. Sık sık tuvalete çıkmanız harika. Yazmayın, yazmayın öyle şeyler. Yok, yok. Yalan söylüyor ya. Ben yapmam ki. Hiç yapmam ben onu. He, he. Yapmazsın, he. Sen yalan konuşma. İki tipsiz yüz vermiyor diye giriyorsun depresyona. Gecenin 4'ü gömüyorsun künefeyi. Sonra da ben yapmam ki. Bana bak, bana. O künefenin girişi varsa çıkışı da var. Konuşturmayın beni burada. Vallahi konuşturmayın şunu. Kokuyor. Vallahi yalanı yok. Bu kız çok çalışıyor. Çok çalışıyor bu kız. Bir gece hiç unutmuyorum böyle vapur düdüğü gibi.
diye öttüydü. Ben bile uyandıydım te buradan. Sokaktaki arabaların alarmını öttürmüştü. Ay ne yapabilirim ya? Bu nezaket gecenin dördünde tam ekmeğe tantuniyi gömünce sabaha kadar çalıştım herhalde. Vallahi üstüme gelmeyin. Zaten doluyum. Seni göstermeyin. Bırakırım bugün bu ince bağırsaklık işini. Kız Isparta kemeri gibi boğum boğum olmuşsun. Hala ince bağırsığım diyorsun. Sen kalın bağırsaksın kalın. Yalnız lütfen rica edeceğim artık bu konuyu kapatalım. Doktor Bey'in yanında artık ayıp oluyor. Aa lütfen Nezaket Hanım. Yani tıpta utanma olmaz. Çok tatlısınız Mustafa Bey. Tanıdığım insanlardan hiçbirine benzemiyorsunuz. Sen hala işvelerden işvelere koş. Kız bana bak be. Bu kolumdaki ne? Saat işte. Saat, saat ama ne saati? Biyolojik saat. Biyolojik saat kaç biliyor musun sen? 35 geçiyor. Yani? Yani? Vaktim geldi, vaktim. Yani anlamıyorum. Kızım sen doktora geldin, emin misin? Baytara benziyor bu. Ya ne istiyorsun benden be? Ebeni istiyorum, ebeni. Eben gelsin şuraya bir çocuk koysun, onu alsın buradan çıkarsın istiyorum artık ya. Bu beşik hep boş mu kalacak? Of Fatma Girin. Boş Beşik filmindeki koyu yolunda çocukları durdurup durdurup öpmesi aklıma geliyor da içim bir kötü oluyor. Aa ama yeter, yeter artık. Bu ne be? Annemle mi konuşuyorum, organlarımla mı konuşuyorum? Çocuk yap da çocuk yap, çocuk yap da çocuk yap. Bu neymiş canım? Tamam biz, bakın lütfen rica ediyorum ağrıya odaklanalım. Ağrı nerede? Ne tarafta ağrı? Doğu Anadolu'da. Allah aşkına şu tarafa gül. Vallahi fesatlık yapmak istemem ama bir arkadaş demişti ki kalp yeterli kanı pompalamazsa vücutta ağrı başlar. Aa sen bana mı laf çakıyorsun be? Yellosa bak. Ben burada bütün sizin pis kanlarınızı temizlemek için uğraşıyorum. Üzülme kız üzülme. Bak sen üzünce vallahi bana nefes darlığı oluyor. Üzülme. Ay sus sen de üzülme. Sen de üzülünce bana tesir ediyor. Ay, ben mi dedim be? Bağırsak dedi. Kalp dedi kanı pompalamazsa dedi. Vücutta ağrı başlar dedi. Bana bak mide fesadı. Reflilere gelişice. Ne istiyorsunuz benden ya? Hayır yani ben daha ne yapayım? Bana bakın. Vallahi kızdırmayın beni. Şiştim patlayacağım. Ya şunu gaza getirmeyin Allah aşkına. Yanında ben oturuyorum. Zaten sinirlerim bozuk. Fatma Girin'in Boş Beşik filmindeki gibi. Sallayıp duruyorum. İçim yanıyor. Artık yeter ya. Alın beni bu karnın yanında. Bu neymiş ya? Birbirinize düşmeyin. Arkadaşlar bu beden hepimizin. Şimdi ağrıya odaklanalım. Artık biri söylesin bu ağrının adı ne? Ben söyleyeyim. Ağrının adı Bükentay. Meriç. Berk Can ağrının adı. Sen herkese kuyruk salladığın için ben de hop oturup hop kalkıyorum senin yüzünden. Bükentay, Meriç, Berk Can bu neymiş ya? Senin hiç mi Abdullah diye arkadaşın yok? Abdullah iyidir. Tam bir aşk erkağıdır. Abdullah garantilidir. Yuvadır, çocuktur Abdullah. Ay Rahim abi. Harun da iyi. Harun da iyi aslında, Harun. Kızım içinde ha olan şeyleri söyleme bana. Ağzıma çaktın Harun'u. Vallahi bunun yanından alın, benimki de can ya. Bak bu da haklı, bu da haklı ya. Kolay mı bunun yanında olmak be? Sormayın kızlar, lüks restorana gidersin de yer kalmaz. Tuvaletin yanındaki masaya koyarlar ya. Sesten, kokudan duyamazsın. Duramazsın orada böyle. İçin bir kötü olur. Yaşadığım o. Leş gibi bir hayat yaşıyorum. Öyle mi Rahim abi? Öyleyse öyle. Madem öyle, açıklayayım mı bu kız neden karın ağrısı çekiyor ha? Nezaket, bak. Bu beşikte ne saklıyor? Aa, beşikte taş var. Resmen beşik taşlıymış. Beşik taşlıymış.
Ay çakala bak sen, böbrek taşı saklamış. Ben demiştim. Burayımın hali hal değil demiştim. Allah cezasını versin be. Kıza da basıyor hormonu, basıyor hormonu. Kızın o yüzden erkekleri böyle kuyruğu sallanıyor demek ki. Konuş sen kız, konuş valla. Tabii. Burayı yaksam haklısın, konuş. Kız sen de şu an hava gazı verip durma. Allah Allah, evet taş benim. Buraya çocuk gelmeyince bağrıma taş bastım. Fatma gireyim boş beşik gönlündeki. O nursuz, o vahşi kartal gibi. Viyank, viyank. Canı yandı karnında, ben de onun gibi bağrıma taş bastım, ne yapayım? Vermem kimseye taşımı. Nezaket Hanım, acilen sizi ameliyata almamız lazım, hadi. Ay yok, ben ameliyattan çok korkarım Mustafa Bey. Korkmayın Nezaket Hanım, ben hep yanınızda olacağım. Ay çok naziksiniz. Canım çok acır mı? Böyle bir... Ne oluyor? Kalp ne oldu? Şey, hoşlanma heyecan, var. Heyecan. O kalbin pıt pıt atışını yapıyorsun. Aha. Evet. Ben alışık olduğum için bir şey yapmadım. Nasıl alışıksın? Efendim? Ya? Neye alışıksın? Heyecana. Evet. Dur, bazen ne olduğumu unutuyorum. Özür dilerim. Tamam. Şey, hoşlanmadan alalım. Ay ben çok korkarım ameliyattan. Korkmayın Nezaket Hanım. Ben hep yanınızda olacağım. Ay. Nezaket Hanım resmen oranız buranız ayrı oynuyor gibi. Ben hep yanınızda olacağım. Ay çok naziksiniz. Çok acır mı? Acımaz. Sizin canınızı yakmak suçtur, suç. Ay Mustafa! İyi misin? Kız ne oldu sana? Çamaşır makinesi gibi sallanıyorsun. Bunun adı Mustafa mıymış? İyi iyi, bir Abdullah değil ama olsun. Kız bu bize tek taş takarsa... Vallahi bu taşı bu bağırsaktan aşağı salarım. Lan! Tek taş alacak mı mıstık? Yani neden olmasın? Nasıl desem, bir çay mı içsek? Çünkü ben sizden biraz elektrik aldım Nezaket Hanım. Oh. Ay bilmem ki. Hadi, 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 hadi. Evet, 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 evet. Ay içim evet diyorsa, o zaman evet, evet, evet.